İşte o iki ressama pandemi dönemi ilham oldu. Gerçek ağaç dalları ve yapraklardan bu sanat eserleri ortaya çıktı. Eserlerin fiyatları ise 5.000 lirayla 10.000 lira arasında değişiyor. Türkiye'de ve dünyada ilk defa yapılan bir çalışma bu. Aslında bir akıma öncülük ediyoruz bir nevi. Çünkü doğal yaprak ve doğal ağaç kabuğundan bir eser ortaya çıkartıyoruz. Çıkarttık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Hani hem ilk olması ve çalışırken de bize bu kadar huzur ve keyif vermesi çok mutlu edici bir durum bizim için. Pandemi döneminde hepimizin evde olduğu dönemlerde camlardan ya da işte balkonlarımızdan dışarıya bakıp da işte o yaprakların renkleri, işte ışıltıları çok daha güzel geldi. Çünkü biz evde, onlar dışarıdaydı. Doğaya, yani doğayla birlikte ve pandemi döneminde bu kadar çok doğayı özlemişken ne yapabiliriz diye düşünürken böyle bir fikir çıktı. Şunu da açık açık söyleyeyim. Aslında Mart dönemi gibi belediyeler ağaç budamaları yapıyor ve işte o budadıkları ağaçları da kamyonların üstüne koyuyor. Aslında biraz ışık oradan yandı. Çok fazlaydı çünkü. Süreleri mi takip ettiniz? Aynen. Dedik ki yani siz bunların bir kısmını bize verin. Siz hiç bunları götürüp yok etmeyin. Biz bunlarla bir çalışma yapacağız dedik. Onlar da sağ olsunlar hani çok yardımcı oldular bu konuda. Getirip işte yaprakları bizim atölyemizin önüne kadar getirdiler. Hepsinde heyecanla oturduk. Ne yapacağımızı konuştuk. Araştırdık, fikirlerimiz ürettik. Ya yok olmasını istemedik. Çürüyüp gitmesini istemedik. Çok mutluyuz o yüzden. Böyle görsel olarak bir tasarımda o dalları, yaprakları görmek, onları renklendirmek çok güzel oldu. Tasarımlar harika. Çok mutluyuz yani. Ama ilk kez tamamen doğal ağaç kabukları ve yaprakların tablo haline getirildiği bir çalışmayı gözlemliyorum. Çok etkilendim. Özellikle bu Frida, hani doğanın annesi olarak görüyorum şu anda Frida'yı. Çünkü dediğim gibi tamamen yapraklarla bu tablo vücuda getirildiği için şu anda bu tabloyu çok kıskanıyorum. Kimsenin almasını istemiyorum.